Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 214 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ياكي sizlerden aldın ötkenlerin misali sizlere hiç kemesten turup cennetke kirişlikini hesapladılar izmi. Cennetke kirişlikini oyladılar izmi. Mesethumul be'sa'u ve darra. Ularını kattık fakirlik, yokluk ve darra, zararlar, kesellikler tuttu. Ve zulzilu ve lerzeye düştüler. Hatta ki Rasul ve umulen birge iman kildirgen kişiler Allah'ın nusreti kaçan derdiler. Hele bilip koyular, agah buluyular ki elbette Allah'ın nusreti, Allah'ın yardımı yakındır. Süütiyeti yaptılar. Ve nezele fi cühdin asabel muslimin. Bu ayet Müslümlerge kegen kıyınçilik doğrusu nazil buldu. Em bel ahasibtum. Em digen yani belki sapladılar izni. En tedhulul cennete cennetke kirişliklerin gizni. Ve lemme لَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ شِبْهُ مَا أَتَى الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ sizlerden aldığı ötken müminlerge kegen nerselerinin okşaşı sizlerge kemesten türüp cennetke kirişliğini hakladılar izmi, oyladılar izmi. مِنَ الْمِحَنِ kegen nerselerinin iken mehnetler, imtihanlar فَتَسْبِرُوا كَمَا صَبَرُوا ular sabır kıyandık, sizler hem sabır kılaşlar. Ular sabır kıyandık, sizler hem sabır kılaşları iş gerek. Mesethum cümletun müstenefetun mubayyinetun ma qableha. Bu mesethum yenge bir cümledir. Uzdan aldığını bayan kılıçudur. Yani ularge kıyan nerseler dedi. Nime ular? Ularını tuttu. Elbe'se ve şiddetul fakri. Kattık kembegalçilik ularını tuttu. Ve darra'u el maradu ve keserlikler. Yani bedeni zararlar. Ve zulzilu ve lerzeye çıktılar. Uz'icu bi enva'il bela. Bela imtihanlarının her hıllarıyla mahzun buldular. Sıkıldılar. Kıyın haletke çıktılar. Hatta yakule bin nesli ve ref'i. Hatta yakule diganımızdan nesli kısigen buladı, ref kısigen buladı. Yakuludu. Ay qala ar-rasul wallazina amanu ma'ahu yani rasul va u bilan birga iymon keltirgan kishilar aytdiki istibtaan lin-nasri li tanahi shiddati alayhim yani nusratni kechikkanligini izhor qilishdi batun degani yani kechikmoq sekin degani istibtaan lin-nasri nusratni kechikdi deb nusrat kes kelyapti degan holatda mana shu gapni gapirishyapti va ularning ustiga shiddatlar nihoyat darajada ko'p kelganligi uchun ya'ni imtihonlar qiyinchiliklar nihoyat darajada oshib ketdi. Mata ya'ti nasrulloh allazi wa'idnahu biz va'da qilingan nusrat qachon keladi? Allohning nusrati qachon deyapti. Fa ujibu min qibalillahi ular bana Allah tarafından cevap verirler ki hele agahluylar inna nasrallahi qaribun ityanuhu elbette Allah'ın nusreti onun kelişliği yakındır. Yakında keledi diyor Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bu ayette bana mumullerge
xitob qilyapti. Mu'min qullariga aytayaptiki, o'tgan ummatlarga kelgan qiyinchiliklar, o'tgan ummatlarga kelgan imtihonlar sizlarga kelmasdan turib jannatga kirishlikni o'ylayapsizlarmi? Bu mumkin emas bu. O'tgan ummatlarga kelgan imtihonlar sizlarga ham kelishlik kerak. Nimaga? Chunki bu eskidan o'tyapti degan karvon, Allohning sunnati. Nuh alayhissalom zamonidan beri iymon bilan kufr, tavhiddan shirk o'rtasida mujodala, jihad, dushmanlik, bug'uz bo'lib kelyaptimi? Bu qiyomatgacha davom etadigan narsa. Din yo'lini tanlagan odam, Allohni rozi qilishlikni xohlagan odam mana bu narsalarga tayyor bo'lmasa boshqa chorasi yo'q. Bular albatta keladi. O'tgan ummatlarga kelgan narsalar, o'tgan ummatlarga kelgan musibatlar, imtihonlar shularga o'xshagan narsalarga keladi, keyin sizlar jannatga kirasizlar. Agar sabr qilsalaringiz albatta. Sabr qilmasalaringiz yiqilasizlar. Ya'ni Alloh taolo bu oyatni nima uchun aytayapti? O'tgan oyatlarda mana shuncha ahkomlar mashru qilindi. Alloh taolo o'zigagina itoat qilishlikka buyuryapti. Insonlar bahona qiladiki, ya'ni qiyin, dushman ko'p, oddiy insonlardan ham, hukumatdan ham, mansabdorlar tarafidan ham, boylar tarafidan ham. Ya'ni ko'pchilik dushman. Biz Qur'on hadis aytgan holatda bo'lmaymiz-ku. Boshqa yo'li yo'qmikin jannatga kirishlikni? Shuning iymon keltirdik desek yetmasmikin? Degan fikrlar keladi insonlarga. Alloh aytayaptiki, yo'q. Jannatga osonlikcha kira olmaysizlar. Jannatga kirishlik uchun o'tgan ummatlarga, o'tgan mu'minlarga kelgan imtihonlarga ham keladi. Ularga sabr qilasizlar, imtihonlardan o'tasizlar, dushmanlarni yengasizlar, keyin jannatga kirasizlar. Dunyoda ham oxiratda ham azob bo'lasizlar. Bo'lmasa boshqa chorasi yo'q. Ya'ni jannatga kirishni hisobladilaringizmi deyapti. To'g'ri hisoblabsizlar aka. Valamma ya'tikum lamma bilasizlar jahdi mustaqro chuqurlashtirgan. Sizlarga shu vaqtgacha hech kelmasdan, hali hech narsa ko'rmasdan jannatga kirishni o'ylayapsizlarmi? Masalul lazina xalov, ya'ni madol degan ma'noda. Min qoblikum sizlardan oldin o'tgan kishilarning misoli o'xshashi kelguniga qadar. Makkadaligida, ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom Makkadaliklarida ba'zi sahobalar kelib aytdiki, ya Rasululloh, Allohga duo qilsak bo'lmaydimi? Juda qiynalib ketdik. Mushriklar nihoyatda haddidan oshib ketdi, qattiq zulm qilishyapti. Sabr qilolmay qolyapti. Allohga duo qiling, Alloh nusrat bersin deydi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, hali sizlar nima ko'rdilaringiz? Hali sizlar din xizmati yo'lida, Allohga ibodat qilish yo'lida hech narsa ko'rganlaringiz yo'q. Sizlardan oldingi ummatlar iymonni mahkam ushlaganligi uchun, dinni mahkam ushlaganligi uchun boshiga arrani qo'yib, hammani o'rtasida mahkam ushlab aralatishardi. Baqirganiga qaramasdan, yig'laganiga qaramasdan aralatishardi hammani ko'zining ongida, oyog'ini orasigacha. Jasadini ikkiga bo'lib tashlaguniga qadar. Shunda ham qaytmasdi ular. Shunda ham matonatdan turib berishardi. Va ba'zilarini esa temir taraqlardan terilarini go'shlarini tarashardi suyagiga borguniga qadar. Hatto azob bu. Bizga ignani suqsa, topib olamiz, sabr qilamiz. Temirdan bo'lgan taraqni qarang, terisini shilib, go'shlarini parchalab tarayapti. Shunchalik qattiq azob berilsa ham, ular iymondan qaytmasdi, iymon yo'lida mahkam turardi. Sizlar nimani ko'rdilaringiz? Men sahobalarga aytayaptilar bu gapni. Keyin payg'ambarimiz alayhissalom qasam ichadilar. Ya'ni sahih hadisda kelgan rivoyat bu. Allohga qasam ichamanki, albatta Alloh taolo bu ishni, bu dinni mukammal qiladi, oxiriga yetkazadi. Hattoki san'odan bir odam hazrat mavtigacha bemalol o'zi ketaveradi, yo'lda hech kimdan qo'rqmaydi, faqat Allohdan qo'rqadi xolos. Va yonida qo'ylari bo'lsa, qo'ylariga bo'ri zarar berishidan qo'rqadi xolos. Valakinnakum qawmun tasta'jilun, lekin sizlar shoshilib turgan qavmsizlar deyaptilar. Shoshilyapsizlar deyaptilar payg'ambarimiz alayhissalom. Qarang, sahobalarga aytayapti. Ki sahobalar tushundiki, hali ko'p fidokorlik qilish kerak. Hali gap ko'p. Hali ko'p xizmatlar qilishlik kerak. Ko'p narsalarga tahammul qilishlik kerak. Hali shunga ko'rmabmiz deyishdi.
Yani sahabelerin hayatını teşrik edildiğin müsek, özünüzü hayatınızı çalıştırsak, biz ki iyi insan görgenimiz yok. Biz nimetli içinde yaşayabiliriz, şahane ve nimetli içinde şükür kılıyoruz biz. Biz şükür kılalma yaptık. Bu sabır kılış, tahammül kılış, dinge hizmet kılış koyun. Hani dinge hizmet kılıyoruz yok, kimi davet kılıyoruz? Kaysi padişahını davet kılıyoruz? Padişahını koyun. Padişahlarını, meleklerini, askerlerini, en kişiyle polisini, en kişiyle milisesini kaçan davet kılıyoruz? Yani, başkaları da koyun yine. Hani haklı yapıyoruz? Nime hizmet kıldık din için? Nime koyduk? Nime teyirledik? Neşte adamda hidayetine sebepçi bulduk? Neşte adamda dindar buluşuna sebepçi bulduk? Neşte insanlar günahtan, şirkten, küfürden, bidiyetten, zulümden kurtuluşuna sebepçi bulduk? Hiç hesabı yarımız yok ki. Yani biz cennete girişte öyle yapıyoruz. Yani Allah'ta da bütün müminler geliyor. Kıyamet geçe hemen geliyor da Allah'ta da. Yani her şey bütün entel hulul cennet. Sizler cennete girişte öylediler izmi. Cennete giremen de yapsalar mı? Bu halette kirelmeyesiler. Ham hayal sürmeyeler. Ötken ümmetlerine kiyen haletler kiredi. Sabır kılasılar. Kiyen cennete kirasılar. Kiyen nusret kiredi. Kiyen izzet kiredi. Hazırki Müslümanlar imtihanlarına sabır kılışamayan. Tabii ki uzağdan karışır, uzağdan gözleri ötkürüp gitken. Karışır ki imtihan körünü yaptı. Daha da yolunu uzgatır olan. Daha da hemen seni takkılar. Bu caizmez, bu mahkem tuşluyuz ki. Neme bugün eken ötken ümmetlerine mesed humul be'se'u hani kembeğalçilik ulanı tutkenedir. Mesed. Allah Teala etmeyip ki ularga kambag'alchilik keldi dema yaptı. Ularni kambag'alchilik tutgan, ushlagan, qarang, qo'yib yubormaydi. Doimiy shaklda kambag'al bo'lishyapti. Hozir bizda dinga xizmat qilganlar ham aytadiki, iqtisodimiz zaif deydi. Qiynalyapti iqtisodiy sohalardan deydi. Bu bor narsa bu. Mana o'tgan ummatlarga ham keldi al-ba'sa'u shiddatul faqr. Qattiq kambag'alchilik keldi ularga ham. Yani ularga nisbatan biz nihoyatda yaxshi yashayapmiz. Shohona yashayapmiz biz. Alloh taolo sahobalarga aytayapti, o'tgan ummatlar qattiq bir yo'qchiliklarni ko'rdi deyapti. Sahobalarning hayotiga qarasangiz, kuniga bitta xurmo yeb jihod qilishar edi. Sahrolarda safar qilishar edi, daraxtlarni barkini yeyishar edi. Daraxtlar daraxt chiqib qolsa yo'ldan, daraxtni barki bo'lsa qancha xursand bo'lishar edi. Endi bu bizni dunyodagi daraxtlarni ko'rib qolsak-ku bayram bo'lib ketadi. Sahroni daraxtlarni barglari kichkina-kichkina bo'ladi. Ham suvsiz bo'ladi ular. Qarang. Biz kuniga har xil taomlar yeyapmiz, yana taomlar yaxshi emas. Shikoyat qilamiz taomlarimizdan. Hayotimiz shohona, yumshoq to'shaklarda o'tiribmiz, o'zimizga o'zimiz achinamiz. Uylarimiz qanaqa ekan? Nimaga biz uylarimiz dabdabali emas? Nimaga biz har kuni kabob yemayapmiz? Nimaga har kuni osh yemayapmiz biz? Payg'ambarimiz alayhissalomdan keyin Abu Bakr xalifa bo'lgan holatda arzani nonini yig'dilar xolos. Undan keyin Umar xalifa bo'lgan holatda arzani nonini yig'di xolos. Oddiy taomlar yig'di, lazzatli taomlar yemas edi. Xalifa bo'lib turib, amirul mu'minin bo'lib, butun imkoni bo'lgan holatda yemayapti ular. Biz ularga qaraganda shohona yashayapti, shunda ham shukr qilmayapti. Shunda ham shikoyat qilyapti. Shuning uchun bizga Allohning nusrati kelmayapti. Allohning rahmati, barokati kelmayapti bizga. Alloh taolo bizga izzat bermayapti, shukr qilmayapti bizga, nonko'rlik qilyapti. Alloh taolo aytgan uni: "La in kafartum inna azabi lashadid." Agar nonko'rlik qilsalaringiz, azobim juda qattiq deb xabar bergan. Hozirgi musulmonlar aytadi, qani Allohning azobi deydi. Yuribsizki mana yer yutgani yo'q, maymunga aylanib qolganimiz yo'q, deyapti. To'g'ri, seni yer yutgani yo'q. Maymunga aylanib qolgani yo'q. Kafirlarga qul bo'lib qoldingsin. Bundan katta musibat kerakmi senga? Xotiningni himoya qilolmasang, qizingni himoya qilolmasang, ota singillarni himoya qilolmasang, o'zingni himoya qilolmasang, o'zingni uyingni uyim deyolmasang, bundan katta xorlik bormi? Bundan katta azob bormi? Yana aytadiki, azob yo'q-ku deydi. Alloh yo'lida sabr qilishlik kerak, istiqomat qilishlik kerak. Qattiq kambag'alchiliklar keldi, ular mahkam turishdi. Va darra'u, zararlar, badaniy zarar, kasalliklar, yarador bo'lishlik, o'lishlik,
düşmanlar tarafından zarbeler, ular taşından uruşlikleri ve başka her hal zararlar, musibetler keldi. Ve şu halatke çüştüki ve zulzülü lerzeye çüştüler. Sabır kılalmaya kaldılar. Sabırı tertigenler yok. Sabır kasası durdu dedi yok. Şu halatke çüştü kaldılar. Hatta ki Rasul etti. Peygamber. Peygamber gibiden birine iman getirgen o şevaktaki mumuller etti ki ne te nasrullah. Allah'ın nusreti kaçan diyordu. Allah'ın yardımı kaçan diyordu. Kaçan kelez Allah'ın yardımı diyordu. Nihayette kıynelik geçişken. Yoksulik, hemen taraftan düşman. Düşman tahkikleri yürüptü, aktarı yürüptü, kuğla yürüptü. Üşevale üşevale diyordu. Kança biraderler üşergen. Kança şahit duygen, kança ses azab verirgen. Katlı tercihler bile. Ence zaman öttü, nihayette kıyın halette gün geçiriliyordu. Ünce münce adamlarda imanı dardaşkıma yaptı, kayıtkiyeti yaptı, mutedukiyeti yaptı. Duyurdu, taşavarı yaptı. Hani şimdi halatlar geçişti bunlar. Allah Teala dedi ki, ele agah böyle bölüp koyular ki, elbette Allah'ın nusreti yakındır. Allah'ın yardımı yakındır. Yakın Allah'ın yardımı. Yakın da keredir. Elbette galip bolasınlar, aziz bolasınlar. Hani sabır kılıçlık kere. Sahabeler, bana şu ayetlerinde doğru düşünüştü. Her kendi halatke sabır kılıçtı. Her kendi imduhan, ularge kepten nimetke ilanıp gitti. Derecelerini kütarışlığa sebepçi buldu. Böyle tarih sahifeleri de nihayette güzel zikir bulup kaldılar için. Kıyamet geçecekilerdiğin bütün mumuller ve bütün insaniyetke namune örnek bulup kaldılar. Bizden sabır kılıçlığımız gerek. Bizden mahkem işleştiğimiz gerek. 215. ayet. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Senden nimani infak kılıçlıklarını soruyordular. Aytkin ki, yaxshilikdan nimani infak kısalarız? Birinci olup ata-onaga ve qarindoshlarga, yetimlerge, miskinlerge ve musafirlergedir. Yaxshilikdan nimani kılıçlarız? Elbette Allah Ta'ala onu bilücüdür. Suyuti ayeti yaptılar, يَسْأَلُونَكَ يَا مُحَمَّدْ مَاذَا يُنْفِقُونَ Ey Muhammed sizden soruyordular. Mâze infikûn nimen infak kılıçlıklarına. Ey ellezi infikûnehu. Şu infak kılıçlıklar nâselerini soruyordular. Vesail Amr bin Cemuh. Soruyan adam Amr bin Cemuh'tur. Ve kene şeyhan zemalin. Malikub bugün, boy bugün, yaş karigen bir kişiydiler. Fese'ale sallallahu aleyhi ve sellem amme yunfikû ve ala men yunfikû. Peygamberimiz aleyhisselam'dan nimen infak kılıçlığı ve kimge infak kılıçlığını soradı. Kullahum ayetkeni Muhammed ularge ne enfaktum min khayrin yaşlıktan nimen infak kısalarız beyanun lima ne enfaktunayim ma üçün khayr beyan bulayab yaşlıktan nimen infak kısalarız bu şamilil il qalili vel kesiri azdayam köpteyam uzun ciyal uçudur yani azgine infak kılaslarını köpkine mi yani 1 dolarlık infak kılarsın yani 1 dolar da ondan bölünü mi 10 sent mi 100 dolar mı, 1000 dolar mı, 10 bin dolar mı? Hamasını uzunca kalırlar. وَفِيهِ بَيَانُ الْمُنْفِقِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ شِقَّيْ سُوَالِ Bir de savalının iki parçasının bittesi bugün infak kılıcının bayanı var. وَاَجَبَ عَنِ الْمَصْرِفِ الَّذِي هُوَ شِقُّ الْآخَرِ Ve yine ikinci parçası bugün sarflanadigan yer doğrusu diyen cevap verdi Allah Ta'ala. Halil valideyni ana ota-ona deyapti sarf qilinadigan joy val aqrobin qarindoshlar val yatama yetimlar val masakin miskinlar kambag'allar va ibnis sabil va yo'lchilar yo'l o'g'li ya'ni musofir ayhum aula bihi ya'ni shular haqliroqdir nafaqaga infoqqa va ma taf'alu min khayrin infaqin aw ghayrihi sizler yaxshilikdan nimani qilsalaringiz o yaxshilik infoq bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin fa innalloha bihi alimun albatta Alloh taoloni biluvchidir fa mujazin alayhi shunga ko'ra shunga binoan mukofot jazo beruvchidir bu oyat yuqoridagi oyatdan keyin kelyaptiki endi mu'minlar yuqoridagi oyatni tushungandan keyin ha demakki biz Allohning yo'lida fidokorlikka tayyor bo'lishligimiz kerak ekan har kim xizmat qilishimiz kerak ekan deydi
Çünkü Allah Teala diyor ki: "Yes'alunke ma'za yunfikun." Ular nima infoq qilishliklarini senden so'raydi deyapti. Bazı ulamalar dedi ki, mana bu Amr bin Jamuh to'g'risida nozil bo'lgan. Yani bazı kişiler kelib Rasulullah'dan so'rashdi: "Ya Rasulullah, nima infoq qilaylik? Kimga infoq qilaylik?" degan ma'noda nima infoq qilamiz deb so'rashdi. Lekin Alloh taolo kengroq qilib javob berdi. Demek biz yukarıdaki ayetlerden tahsillenip her kendi fidakarlıkla tayyar buluşturduğumuz gerek. Hizmet meydanına çıkışlığımız gerek. Kul etkine Muhammed Aleyhisselam. Yaşlıktan nemen infak sebebiz zikir kılınan kişiler üçündür. Ve nekarın min hayrin. Hayr nekide bu kere yaptı ve ma üçün bayan bulu yaptı. Çünkü üçün ağzını hem köpünü hem bozun istiyorlar. Ağzını infak kılasılar mı? Köpkine hem yani Allah yolunda birasılar. Bir de hurma birasılar. Ya bir de maiz verirsin. Yani bir de maiz verirsin de uyanıya verin. Tartılmayın. Kuruzdan ki gençe beri olayın. Azaldan sekizdeki katta bulan şu. Kiçkinlere giden vermezsiniz, kiçkinlere giden yokat varız sonra. Berekesini yokatarız. Kiçkinlerden beri olayın, sekizdeki katta bulan bu. Allah bereket verir. Evvela atana geliyor. Hakikaten atananın hakkı var. Atana gelirsin gerek. Şunun için ulamalar dedi ki, eğer atana muhtaç olsa, farzlendiler nefakasını verişi vacib buladı. Eğer ulan muhtaç olmasa, lakin bayan olmasa. Çünkü nefaka, ihsan kılamansız, en avala ular yakılıştığı gizgene. İki de sahabı var. Hem infak, nefaka, sadakanı sahabı buladı, hem silerahın atanaya hizmet kıyandı sahabını alırız. Ve karındaşlar, yakınlardan başlar olmalı. En yakın karındaşlardan başlayırsınız. Karın yakınlardan başlasın diye yaptı Allah Ta'ala. Çünkü yukarıda etkenimizde bir insan uzunu ve etrafındakilerini ıslah kıldı mı? Kim başkaları da ıslah kılmıştı ki asan bulandı. Yetimler, Allah-u Teala yetimlerle kuşu yaptı. Yetimleri unutmayınlar. Çünkü hiç kimi yoklardı. Bir kavu çünkü yardan biri çünkü muhtaç. Allah-u Teala himayakıyla yaptılardı. Velmese kendimiz kimler kendilerler. Bunları yiyen yardan çıkıyorlar diye. Bunları yiyen biriler. Vabnistabil yani musafir. Yani hiç kimi yok. Vatana da bay buluşu mümkün. İlken seferde. Onları yaşama mülakıyla diyettiler. Bana insanlarını bir sınıf gibi öldü. Atağına, karındaşlar, yetimler, miskinler ve misafirler. Şüler ve şüler yoşayan taifelerge diyenleriz efzel. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَحْلِكْتَنْ نَمَا نَخْسَبَرِيْسِ İki de tafsiri var. Ya infak, nefakanı meselesi, sadaka, mali, iktisadi hizmet, peki mutlaka. İbadet mi, zikir mi, davet mi, fikir mi, maslahat mi, kitap yazıyorsun mu, ders veriyorsun mu, nefakat veriyorsun mu, cihat kılıyorsun mu? Hemez. Yaşlıktan ne kısalarız? Elbette Allah-u Teala onu bilipçidir. Allah-u Teala bilip durdu hemezini, görüp durdu. Uzun mukabildeki mükafatlarını yazı yaptı Allah-u Teala. Siz şaşırmayın. Gaflette kalmayın. Allah bilipti mi ki demeyin. Bunun mükafatı ne bularken demeyin. Allah-u Teala o sizge kifaya. 216. ayet. Kutiba aleykumun qitalu ve huve kurhun lakum. Ve asa an takrahu şey'en ve huve khayrun lakum. Ve asa an tuhibbu şey'en ve huve şerrun lakum. Vallahu ya'lamu ve entum la ta'lamun. Sizlerge qital cenk kılıçtı fers kılındı. Ve halenki o sizlerge kurhundur, makruhtur. Yakımsızdır. Ve sizler biror narsani yomon ko'rishliklariz yaqin bo'ldi. Va holanki u sizlar uchun yaxshidir. Ya'ni o'zlariga yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'rishliklariz yaqin bo'ldi. Va o'zlar uchun yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rishliklaringiz yaqin bo'ldi. Alloh biladi va sizlar bilmaysizlar. Suyuti aytayaptilar: "Kutiba furida alaykumul qitalu lil kuffari." Ana sizlarga yozildi, ya'ni farz qilindi. Kafirlerine karşı cenk kılıçlik. Ve kurhun mekruhun lakum. Ve o, ve halen ki bu cihat, kital, cenk kılıçlik, sizlerine mekruhtur. Yakımsızdır. Yaman küresidir. Tibkan li meşakkatihi. Elbette o meşakkatı bu yerini güçün. Kıyın insanga, ağır gelirdi. Şunu güçün yaman küresidir. Ve asa en tekrahu şeyen ve huve khayrun lakum. Ve sizler burana sana yaman görüşlükleriz yakın ol diyor. Ve halen ki uzlarınız için yakındır. Ve asan tuhibbu şeyen ve huve şerrun lakum. Ve sizler burana sana yakın görüşlükleriz yakın ol diyor. Ve halen ki uzlarınız için yamandır.
لِمَيْلِ النَّفْسِ اِلَى شَهْوَةِ الْمُوْجِبَةِ لِحَلَاكِهَا Nefs, uzun halaketini vacip kıladırken şehvetlerine mail kıyandığı için. وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكْلِفَاتِ الْمُوْجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا Ve nefs, uzun saadetini vacip kılıçı teklif. Allah tarafından büyüklerden nefret kıyandığı için. Yani, sizler uzlezgi yaman körüken de sizlerini yaş görüşleriz mümkün diye yaptı Allah. فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ وَاِنْ كَرِهْتُمُهُ خَيْرًا Şayet ki cengde, kitalda, cihatta eğer sizler yaman körseleriz hem onu yaşlık vardır. لَنَ ف۪يهِ اِمَّا الظَّهْرَ وَالْغَن۪يمَةَ Çünkü cihatta, ceng kılıçlıkta ya galebe ve ganime var, ganimetler var. اَوِ الشَّهَادَةَ وَالْاَجْرَ Ya ki şehit bölüsü ve acı sevaplar var. وَفِي تَرْكِهِ Cihadını terk kılıçta ise وَاِنْ اَحْبَبْتُمُهُ شَرًّا Eğer sizler bu yamanlıkta yaş görseleriz لَنَّ ف۪يهِ اَذُّلَّ وَالْفَقْرَ وَحِرْمَنَ الْاَجْرِ Çünkü cihadını terk kılıçta harlık var, kembağallık var ve acirden, sevaptan mahrum bulusluk var. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا هُوَ خَيْرُ لَكُمْ Ne meseleler ki yaşlıkını Allah huzu yaşı bilet. وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ذَلِكَ Sizler bunu sana bilmezler. فَبَادِرُوا اِلَى مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ Çünkü Allah sana büyür yaptığı engellerse şaşırırlar. Tezrar bulurlar. Ben Allah Teala'nın hikmetini kerim. Ötken ümmetlerine kiyen kıyınçilerini getirip böyle maddi taraftan teyyar buluşu gerek bunu zikir kıldı da arkasından cihadını zikir kılıyor. İnsanların manevi taraftan, ilmi taraftan, ruhi taraftan teyirlettirip ki maddi taraftan teyirleştirip kim cihaz kılıçdır? İşte meselelerini tertibine dikkat kılın. Bana bu ayetle cihaz fers kılındı. İslam'da cihaz yok, Kur'an'da cihaz yok diyenler bana kafir buladı. Peki cihaz fers mers diyenler kafir buladı. Cihaz'da fersliği anı buyurduğunda sakarın 216. ayette kütübe diyor. Yukarıda Ruz'a doğrusu da geldi. Ya yuhallezine amanu kutibe aleykum usiyyamu. Ve iman kiltirgenler sizler ki Ruz'a fers kılındı dediğinde hem de ona kutibe deydi. Fers kılındı deydi. Şimdi böyle de kitalya kiyende can kılıçlı yazıldı. Dese onu şahleme ötüketçi olardı. Bunu fers kılındı demeydi ona. Ben tefsirini kılıçlıyam halamaydı. Tercüme kılıçlıyam halamaydı. Bu ayeti yerinde korkup etrafına karar gözü alayken halette okuydu tüketi olarak. Yani, yaşayam ki Allah Teala Kur'an'ını adamlar üstü yakıp koymadı. Bu nasıl şu ayetlerden ne kaçın özgü yatırı varken buluşalım. Kital fers kılındı diye. Cihat fers. Kıyamet geçe fers. Yukarıda etkenimizde dünyada şirk bitse, zulüm bitse kim cihat toktaydı? Bu nasıl cihat fers. Ve yine onlar yine bir cinayet kılışardı. Cihad, mücahede diyene, hareket kılıç diyene dişeri ona kital diye yaptı Allah Teala. Katil, öldürmek kelimesinden çıkan kital. Katale yukatili filini mestarı bu. Fi'alun. Demek ki iki taraftan bu diyen cengde eti yaptı Allah Teala. Yani ceng fers kılındı. Ve bir zamandaki müllelerge yakma yaptı mı? Ve ular yeri geçkenlerge yakma yaptı mı? Elbette yakmaydı da. Ayetken bunu Kur'an. Ve huve kürhun lakum. Bahalan ki o sizler için yakınsızdır. Sizler cihatta yaş görmeyseler. Yaman göresiler. Ama ya? Çünkü tefsirlerde karakter ettiler ki cihatta kiti yaptırırken adam uzun nefsini ölümge rubara okuluyor. Peki yaralanıştığı rubara okuluyor. Burada da cesedini kesiliştiği ki gönderen kılıyor uzun. Bu bir. İkincisi vatanından ayrılıyor. Üçüncüsü ahliden ayrılıyor. Dörtüncüsü begane yerlerde misafir bulup yürüptü. Altıncısı kafirler üşe varışı mümkün. Esirge alıp azap verişliği mümkün. Yedincisi bu ticaretlerden, bağ uğrağlardan fakiyeti yaptı. Her hın halatlığı çüşülü yaptı. Seferler, sefer meşakkatı. İnsan giyamayan tarafları var. Yani bunlar hakikaten insanın nefsine ağır kerediği nesiller. Her kim giyama ağır kerişi mümkün. Lekin Allah'tan sağ bu mitkiyi adam Cihat farz ki bizi vazifemiz ki mecbur biz itaat kılıçlık ki. Bu ibadet bu. Mesela günahkar bulamız Allah'ın lanetine, gazabine kalemiz deseyiz. Bunlar hem esasen mutkalı olardı. Bu cihattı koyun mesela cihattı. Hani adamlar futbol oynayamızdı. Ya spor kılamızdı. Bir saat, iki saat, üç saat uzun çerçeve yaptık.
hasilla bir yakka yürüyen, bir yakka yürüyen bir top takasından 20 adam avara bir taşta 10 adam navbetten kütar yaptı. Yaş bala şu taşta 10'da bu sende bazı okuladı. Ya Rabbi işte taş bu geldi, beni kütar geldi. Ne aldı kütarışıp 10 adam, 10 kolda, 10 kolda, 10 adam çap kolda kılışıp 8'i köpertiriş yaptı. Hani uzun çarşat yaptı ki, spor kılı yaptı ki. Ne demek? Faydası var da ona. Cihadan şunu değil, yakımsız nefs hala mıydı şu nesiler? Ama faydası var. Allah etedir Allah Teala ona. Biz nefsimizde karartmaz. Allah hükmüge karart. Muamele kılıçdikiniz. Allah ne demek büyülü yaptırırken olsa kursan bulu kabul kılıçdikiniz gerek. Şunun için ulamalı etedir. Fikh, usulü fikh kitaplardan okudularız. Cihad, yani uzun zatı da insanı ahmetigen nesledir. Yani kabihtir uzun zatı da. Cihad, can kılıçlik. Lekün hasan onli gayrihi. Başka maksadı için hasandır, güzeldir. Cihad'dan maksad ne mi? Allah'ın kelimesini âli kılıçlik. Ötken ayetlerde ettik ki, İslam elbette can kılıç hala mıydı? Zaten canlı kafirler başlaştı. Daim onlar başlaşıyordu. Onlar başlaştığı için can kılıçlik. Bu mesela İslam hala mıydı can bulsa, adam ölse, şehirler buzulsa, bunu hala mıydı İslam? Ve halen ki usulergi yakımsızdır diye. Şimdi hazır biz seneye nesillerden teşkeri bizim zamanımızda başka nesiller var. Hükümetler düşman buladı cihat geçirdi. Bütün dünya. Bütün dünya birleşkandır. Terörizmge karşı birleşlik. Dünyanın bir çekesindeki bir adam cihatge varsa bütün dünya birbirine haber verir. Falancı isimdeki adam mücahit buldu. Listeyi apoylar bu. Bütün dünya. Hazır bu internet kompyuterleştirilirken ki hemen arsa. Dünyanın hayrına basırız, darvazasından kirsiz ya ki aeroporttan kirsiz, daro kızıl çırağı yandırır oradı. Kirdim hala teröristi. Bütün dünya istihbaratı hemen birleşle yaptı. Müslümaniyem, kafiriyem hemen bitti. Saudiye, Saudiye'den Saudiye mesela Saudiye'nin bir Arap yiğit cihatge varsa, mesela Afganistan'a bağırken misin, Suriye'ye bağırken misin, daro Amerika'ya haber verir. Saudiye'nin uzun haber verir. Başkaları da koyun siz. Amerika bunu başkalarına haber verir. Zaten Saudiye haber vermese başka çaresi yok. Amerika hatta rasul akılar onu. Peki Arabistan'da içi de Amerikan casusları var. Yani eğer Saudiye Amerika'ya sen NATO'ya haber verip görse çile uzun içinde casusları var. Dara etten ne yalan yapıyor sen diye. Her aslında bundan ibret var ya. Sınırsız var ya. Pakistan hem şunu diyor ki. Pakistan'da Amerikan istihbaratı Pakistan'da istihbarattan göre bilmem alışlıyor. Pakistan'da istihbaratı kılanmayan işlerdi kılardı. Hemen korkardı. Yani Pakistan'da istihbaratı küçük duradı Amerikan istihbaratı. Amerikan istihbaratı bilmem alışlıyor. Yani adamla mehtanış olardı Pakistan'da. Pakistan İslami memleket. Pakistan'da medreseler köp, alimler köp, talim ilimler köp. Bir mehtanış olardı yok. Lekin Amerikan'ın kolu da Pakistan. Başka hani dünyada gözge görüngen devletler şu Saudiye, Pakistan ya ki Mısır'ın halatını görü yapsınlar lazım. Tinci yok. Suriye'nin halatını görü yapsınlar. Hemen şunu değil. Türkiye'ye şunu değil. Türkiye'ye Amerikan iznisiniz işkende iş kılamayız. Bütün devletler. Yani bu tarafından Orta Asya'lar hemen Rusya'nın iznisiniz. Rusya'nın habersiz işkende iş kılamayız. Bunlar bütün Müslümanlar yaşayan diyarlarda hükümetleri küfür hükümetlerle nihayette dır. Birbirine malumatlar var. Daha hemen yeter. İran'da hemen İslami devletli böyleydi. İran'a bir adam mücahit varsa daha İran bütün malumatlarını aradı. Amerika'ya verirdi. Birinci bölüm. Şimdi Rusya'ya verirdi. Siz o işe taktik akılıp yolda Müslümanlarla elden bir olasınız. Atiz almıştırır. Zaten izah etmezden. O yüzden atıyız Ahmet Bursa, tesliğe borası atıyız rahmet. O yüzden Özbekistan'dasın ve Kırgızistan'dan ben. Belki her şu Müslümanların da elden günahkar bu yanı gizkaları olasın. Ama kafir biraz da. Çıktıyız, kim cünetti, kaketi yapsız, kim kütü aladı sizi, kaytten borasız, kaysi yoldan ötasız. Hemesini bilirler. Gayipti bir yanı güçünmez. Çünkü her yerde adamları var. Her yerde. Siz yoldayı Müslümanlardan da yürüp salasın.
Adan izlerde bir üst olasın, işte bir üptan. Kafirler hemen yaşı bilirsen. Bize yaşı bilirsen. Şunun için bizim zamanda cihat kıladırken bu siz, bütün hükümetler düşman bularız. Bütün dünya. O yüzden vatanınızda hiç varalmıyız, işiniz gitti yani. O yüzden vatanınızda bütün davalılar bir kirli. Bundan ki, yine vahva kürhün lakum diyen bitti tarafı, o yüzden atanız, karındaşlarınız düşman bularız. Atanız yapleşmeye koyarız. Hayatın akkıla menliydi. Karındaşlarınız yüzü girerdi. Yapleşmeye koyuşardı. Tanış verişler, mahalledekiler. Tamam bitti, hepsi bitti. Şimdi o yüzden karındaşlarınız, tanışlarınız yüzü girerdi. Veganları koyuyun yani. Veganlarım var buna. Ve siz, bana şu yolu geçip aldınız mı? Üçüncü kürhü, bir zamanımıza çıkanı, dünyaya sığınmaya kalarsınız. Hangi borsanız yaşını bürüştüğünüz gerek, kaçı bürüştüğünüz gerek. Daim havufta yaşayırsınız, korkuda yaşayırsınız gerek. Bana şu nesiller var. Bizim zamanımızda koşulgen nesiller bunlar. Koştuma kılıçdığımız gerek. Allah etkiler ki, وَعَسَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا Şayet ki sizler bir nesilini yaman göresiler. Yani cihat kılıçdığı yaman göresiler sizler. Çünkü hazırlık etken özürler var, doğru. Var mı nesiller, gol yaptı. Bunun ki akı mıyımız, yok mıyımız, var. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَهَلَنْكِ cihat sizler yakşıdır. Cihat yaman görüyorsunlar, lakin cihat yakşı sizler yerde yaptı Allah-u Teala. Hani Allah şunu dedi, dursa indi kayısı alim, kayısı imanı var adam cihatı yaman dedi. Cihatı inkar kıladı. Kafir ki o. Şu ayetlerde bilip durup, şunup durup, haberi bulup durup, cihat bizge kereymez, cihat yaman, cihat hata, cihat günah, cihat bitken, şu sahabeleri zamanında bitken idi, digen yaptı, hani yıkılı getirir. Bu yaptı yapılan adamda kafirlikte şeki yok. Anık kafir bu adam. Çünkü Allah dedi ki sizler bir anla senin yaman görüşleriniz mümkün. Görüş, yaman görüşleriniz yakın buldu. Yani yaman görü yapsınlar. Yani cihatta yaman görü yapsınlar. O bahadan ki sizler için yakşıdır diye. Yakşı sizler için. Ben efendim başka tafsirlerde Allah razı olsun müfassirler cihatın faziletlerini kildirişken hadislerden, başka ayetlerden cihad nihayette faziletli ameldir. Bana şu yutiyi hem görüyorsunlar. Cihadını sizler yaman görüyorsunlar. Lekin sizler yaşlıdır. İkide fayda var. Ya galip bulasınlar ve ganimet egesi bulasınlar. Cihad kısalarız. Ya ki eğer mağlup bulasınlarız şehit bulasınlar. Savabda alıp gitesinler. Cesedinizden ruhu çıkışı ya doğru cennete giderdi. Şehit bu gelecek. Şehitte kanca faziletleri var. Yukarıda hem Allah-u Teala mehtedir. Şehitler, ölükler, dinleyenlerdir. Efendim? Yaşasınız, aziz bulup yaşasınız. Ölsüzden aziz bulup ölesiniz. Şunun için Allah-u Teala yaptı, sizlere yaşıdır bu diye. Kafirlerine hakim bulup yaşasınız. Siyaset, hükümet sizi kulüze buladı. Dünyanın siz başkalarsınız. Kafirler sizi hizmetkar buladı. Ama bizim zamanındaki Müslümanlar bunu oyleştiren halamıyor. Oyleştiren korkardı. Bu sahabelerin zamanı demez, yakın geçe vardı, yakın geçe. Yani Amr Timurlar'ın zamanı, Baburlar'ın zamanlarını göreyim, Şeybani Hanlar'ın zamanlarını göreyim. Bundan 300 yıl aldılar şimdi gidip. 300 yıl aldılar. Kafirler bize atamalarımızın hizmet kılardı. Ütken derslerine etemem ki, bana bizi diyarlarındaki haşametli, debdebeli, güzel, nihayette tarihi eserler. Dünyanın hiç yerde bulmayan mescid medreseler, katta katta binalar. Bunları kim kurdu şunlarla? Bizi atababalarımız kurdurdu. Kurgeni yok. Kurdurdu. At minip, aylanıp yürüşerdi. Hamsini götürüp. Her taraftan kigen asırlar. Küfür diyarlarından kigen kullar, asırlar. Şular kışını taşırdı, layını taşırdı. Şular kılışarırdı. Yani, cihat kısır, bana bunu diye bulardı. Dünyada her tarafından en katta üstler keli yaptı. En katta alimler keli yaptı. Dünyanın her tarafından altın gümüşler keli yaptı. Araba araba o vaxtlarda. Vahva hayrul lakum cihat kısaraz uzlarız yaksın diye yaptı Allah Ta'ala. Bu var narsa bu. Şunun için ata babalarımız hem cihat kıldı bana. Karim. Sahabelerden getirseniz Vahabi bir iş yaptı. Hani ata babalarından getirelik ki. Amr Timur cihat kıldı bana. Vahabi mi de Amr Timur'a? Muhammed Zahiruddin Babur cihat kıldı. Vahabi buldu mu ya? Şeybani Han bana cihat kıldı. Ulardan aldın.
Sultan Mahmud Ghaznavi cihat kıldı. Ko'p ki buna hangi insanlar. Ve huve hayrul lekum yaxshiligini ko'rdik ki hamma maqtanadi-ku. Hamma maqtanadi Abu Temur falon yerda bosib olgan ekan, Muhammad Bobur falon yerda bosib olgan ekan, Mahmud Ghaznavi unday qilgan ekan, maqtanishaveradi. A sen, senin de miyim var? Senin sıçkandığı miyim denge? Ve asan tuhibbu şey'en Resulullah'da senin yakış görüşleriniz yakın buldu. Yani sizler cihat kımasıydı yakış görüyorlar. Hiç kimden yürüyelim, hiç kimden can kımayalım, cihat kımayalım. Üyümüzde hiç kimden oturuyelim. Kina görüp, kanser değişti. Karar değişti. Futbol tamaşa kılıp. Ve hiç kimden yürüyelim. Künüge ertelerden de yürüyelim. Bir saat sport koysak, ana, erkeliği vazifesini becerdi bu. Ve huve şerrullakim bu, sizler için şerdir, yamandır diye Allah'tan. Cihatı terk edenlerizden ki, ozdan ozu düşmanları sizlere alın bulur. Ula sizlere hakim bulur. Siyaset hükümet getirdi. Memleket getirdi. Ula da kolu da hizmetkar bu kalasız. Ve fakir bu kalasız. Amr Temurlar da zamanını tezgah sok kalasız. Kafirler, İslami diyarlarına varır, Müslümanlarına et gelişir, işler çıkardı. Yani kür diyarlarda kim işleyip hazır? Müslümanlar işleyip. Hususen biz Özbeylerimiz mehten içerdi. Bizi yakış göre doğrusular. Avrupalılar bizi yakış göredi. Japonya'dakiler bizi yakış göredi. Demek ki biz yakış işleyemiz deriz. Yani mehten içerdi ya. Yakış işlep yaptırırkeni, yaxshi ishlab turganiga maqtanib ham qo'yishadi. Uyalishmaydi ham. Shu darajada jahil bo'lib qoldi insonlar. Dunyoni qayerga borsangiz, shunaqangi qiyin ishlarda musulmonlar ishlayapti. Ishlaganingiz bilan ham yetmaydi ham topgan pul. Qulsizda, qul. Hech qanday farqi yo'q. Xorsiz. Ularni ko'ziga qarashga majbursiz. Va savob ham yo'q. Shunga qiynalyapsiz, savob ham yo'q, ajr ham yo'q, gunohkor bo'lyapsiz. Hatto günahkar bo'lyapsiz. O'zingizni xohlaganingiz uchun, islomni xohlaganingiz uchun, islomiy mamlakat, islomiy muqaddasatlarni xohlaganingiz uchun yomon bo'lyapsiz. Dunyo ham oxiratdan ketyapti. Voh va sharullar. Jihad qilganingizda dunyo ham sizniki edi, oxirat ham sizniki edi. Jihad qilmadingiz, dunyo ham ketdi, oxirat ham ketdi. Ikkalasi ham. Wallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun itoat qilaveringlar. Hal bahana kimeler, yaptı köpeytirmeler, bizi zamanımız öndeyik, bizi zamanımız bundeyik demeyler. Falan bıktı, pistan bıktı demeyler. İtaat kıyılar Allah Ta'ala. Allah biledi nime yakşı, nime yaman. Nime gerek, nime gerekmez, hemesini biledi. Sizler bilimdanlık kimeler, sizler hiç de seni bilmesinler. İtaat kıyılarsın. Bana bu ayetlerde haklıgını körüktürüp biz hayatımızda. Anık ki bu neseler. Allah Subhanehu ve Teala bütün mumullarına shariatga mukammal holatda itoat qilib amal qilishligini nasib qilsin. Butun mu'minlarga shariatga mukammal holatda itoat qilib amal qilishligini nasib qilsin. Butun mu'minlarga shariatga mukammal holatda itoat qilib amal qilishligini nasib qilsin.